Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Karbastı köyü ve Altı Mezrası'nda uzun uğraşlar sonucu köylerin imece üsülüyle ekmiş olduğu pirincin hasadına başlandı. Orhan abi. Muhtarım. Burası el hoca. Ya belki de vardır çaresi hacı. Tamam, temiz ki 300 kat normalimiz. 300 kat tosunuz. Bugün Bitlis ilimiz Hizan ilçesi Karbastı köyündeyiz. Yaklaşık olarak 1650-1700 rakımdayız. Mayıs ayında beraber köylü kardeşlerimizle beraber ekimini yaptığımız çeltik tarlalarımızda hasat zamanıdır. Biz de hasada eşlik etmekteyiz. Çeltik Bitlis ilimizde iki yerde yetişmektedir. Çeltikli köyümüz ve Karbastı köyümüzde yetişir. Şu anda Karbastı köyünde halihazırda hasadını yaptığımız pirinç çeşidimiz yüzyıllardır atadan kalan tohumlarla bölge çiftçisinin üretimini gerçekleştirdiği tohum çeşididir. Karbastı köyümüz merkez ve altı mezrasıyla beraber yaklaşık olarak 130 hane ve 1000 nüfusun yaşadığı alandır. Bu köylerimizin tamamen geçim kaynağı çeltiktir. Mayıs ayında ekimi yapılan bu çeltik şu anda Eylül ayında hasat zamanındadır. Hasat tamamen köylü kardeşlerimizin atadan gelen geleneksel tarım yöntemleriyle beraber yapılmaktadır. El işçiliği vardır. Burada en güzel şey köylülerimiz imece usulüyle
Ekim zamandan hasat dahil, harman dahil, değirmen kısmında dahil olmak üzere imece usulüyle haneler birbirine yardımcı olmak şeklinde bu üretimi gerçekleştirmektedir. Kurşun pirincimizin temel özelliği yüzyıllardır atadan gelen ata tohumudur. Üretim şekli tamamen organiktir, herhangi bir kimyasal girdisi yoktur. Sadece ekim zamanında organik hayvan veya çiftlik gübresi tabiriyle isimlendirdiğimiz gübre kullanılmaktadır. Köyümüzde bu sene 500 dönüm alanda çeltik üretimi yapılmaktadır. Bu alandaki üretim miktarı yıllara göre, yıllara sayır değişmektedir. Köyde suyun varlığı çok önemli. Malum çeltik suyla beslenen bir bitkidir. Köyün su ihtiyacını karşılandığı yıllarda bu rakam 1000 dönüme kadar çıkmaktadır. Ancak bu sene sanırım sulama suyunda ufacık bir problemimiz var. Dönüme yaklaşık olarak 450 ile 500 kilo arasında pirinç elde edilmektedir. Köyümüzün toplam pirinç geliri aşağı yukarı 200 ton civarındadır. Kadim tohum olduğu için, ata tohum olduğu için, organik yöntemlerle üretildiği için besleyicilik değeri, sofra değeri çok yüksektir. Katma değeri yüksek olduğu için pazar payında, pazar arzında herhangi bir sıkıntımız yoktur. Kursunç pirincimizi, karbaslı pirincimizi Türkiye'nin her tarafı, buradan ta Trakya'ya kadar, Karadeniz'e, Akdeniz'e kadar sofrasına düşkün, lezzetine düşkün insanlar tanımaktadır. Dolayısıyla daha ürünümüz pazara düşmeden sipariş üzerine Türkiye'nin her tarafına gönderilmektedir. Geçen sene kilosunu 20 lira civarında satmıştık. Bu sene 25 ile 30 lira arasında olmasını beklemekteyiz. 25 liradan köye katma değeri, gayri safi hasıla anlamındaki değeri tahminimizce 5-6 milyon civarında olacaktır. Bu sene verimler çok iyidir. Geçen seneye göre rekolte de iyidir. Kursunç pirincimizin aynı şekilde pazarında katma değerini artırmak üzere biz Tarım İl Müdürlüğü çalışanları olarak bu ürünümüze coğrafi işaret almayı düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı başlatmışız. İnşallah kursunç pirincimize alacağımız coğrafi işaretle beraber pazardaki katma değerini daha da yükselteceğiz. İnşallah coğrafi işaretten sonra bunları market zincirlerde de organik ürün olarak pazarlamayı düşünüyoruz. Bu süreçle beraber ürünümüzün katma değerinin çok da daha güzel olacağını düşünüyoruz. Arkadaşlarımız bunun çalışmasını başlatmışlar. Bir de aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem eşleri tarafından organize edilen, liderliği hanımefendilerin yapmış olduğu ata tohumu gen bankacılığını da biz önemsiyoruz. Bu ata tohumlarımızı kaybetmemek üzere tohumlarımızı topluyoruz, gen bankamıza da gönderiyoruz. Bu sene inşallah kursunç karbaslı pirincimizi de numunesini alıp göndereceğiz, gen bankamızda saklayacağız. Bunu da sonraki nesillere de aktarmış olacağız. En birinci dişinin birinci hakikaten çandına bir zaf zora. Hatta en meha nisani da hem yardımane gündiyan yardıma gündiyandır hem hev yardımlaşma olarak hem birinci dişinin hatta meha iluni birinci ama digihe vakta ku digihe em düdürün baharı da meha nisani da disa müdürüme İl Tarım Müdürümüz Hatibi Laha Çandınavi diten o İruji vakta dürünaviye hem İruji disa müdür bey ve ekiba kovatına Laha dürünavi ve bedarkirnavi ve helaninavi Hamid binin sat salan hatta naha en birinci dişenin yani bu vi günde kaynağı ki mazına lebeli tabi hem yeterlinin yani kemasiydi de ya çünkü kemasiye zahve gündeme çevre gündeme daha bol arazi hani yani arazi zahf belgan da hani ki ku ava yutunu avime ciyandanın bu evi beri 4 sal evvel mi proje ki çekir proje ül izal idara müdürlüğü bilise şanına dapı eva 4 sala dapı da sekin andına Madde ev avuhajı ev proje kuma çekiriyor ki kefte hayatı gündeme iru eğer sade pinciwi birinci dişenin avuçak bu imkanı ki bu saçibi
Gerekçe %70, %80 evi. Ben bu karın birinci çenin, çünkü bu yeme birinci zaf önemli. Yani. Bu yeme fırtına ve katlam sıkıntına kişinin. Hatta Trakya, hatta Ege, İstanbul, hem bizim Çukurova bölgesi ve çevre ilime. Mesela bizim Bitlis, Van, Hakkari, hatta Sirt, Muşe. Ev gündeha hemmiz me sipariş de hazır. Hem yetiştirmişim o bilenaki. Yani huzula hep ya zede bir ya ki me evi huye siparişen me bu karıya juanraci temin bir kere. Yani 200 niziki 200 ton en birinci heltenin. Yani yeri yüce fiyatı yüce niski 5 milyon teledike. Evci bu kursun tüteki zaf bir önemli. O da hem kuvat ameli hoş etkin. Yani em evli gaha binme pe gayan cüte hadikir. Naha gaji halaz bine. Traktörü em çedikken pat pat hana yani tişteki çandına bir zahmeti ya. Ama diysa ku birinci tişteki baş ya bu evi halkı bu evi milleti değere yüzeyde ya. Millet bir faydalanmış gibi. Medvi daha zedettir hem bir verip ki. Lemon bahsa proje koyakir. Tarım il tarım müdürüme Hodeci razı bir Malaviyava yani baharı hatta ava payize ava düsecar hatın ekiba kova hatın cübü evi birinci laha değerlendirme yükürün. Malavan ava ve hamyancı ava inşallah belki hani berviye ki yani hemci fayda ki milletime gündeyime fayda ki bübinin destek ve devlet işmeri lazım.